Hanımlar, beyler, sevgili çocuklar, Bomona TV ekranlarına hoş geldiniz. Oyun Pusulası kanalında Heat serimizin 4. bölümüyle karşınızdayım. Ne yaptık? Reputation level'ımızı yükseltmiştik. 7 gerekiyordu, biz 8 yaptık. Ben bu videoyu çekmeden önce bir 5-6 yarış yaptım. Biraz para biriktirdim çünkü artık araba değiştirmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. 87.871 dolarım var şu anda. BMW M3 ile vedalaşma zamanı geldi diye düşünüyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden, sizleri de bekletmeden isterseniz haritada açalım. Dealership nerede? Dealership. Şuraya bir fast travel yapıp bakalım arabalar neler var, hangi arabayı satın alabiliriz. Yeni bir araba yapıp biraz değişiklik yapalım, üzerine oynamalar yapalım. Ve Reputation level'ımızda 7 yaptığımıza göre yeni arabamızla birlikte Anna'nın görevine, yani hikaye görevine devam edelim istiyorum. Şuradan şimdi dealership'e bakalım. Şimdi bizim arabamızdan daha iyi olması gerekiyor. Yani şöyle şuradan itibaren bakabilirim. Honda Civic Type R var. 56.500 dolara. Mazda RX-7 Spirit. Mercedes A45 AMG gayet güzel olabilir. 169 arabanın değeri. Fiyatı da 68.500 dolarmış. 70.000 dolara BMW M3'ün yeni kasası var. Bizimkine göre yeni. Audi S5 var. Fiyatlar yine 70.500 diyor. Olabilir. Infiniti, Lotus, Land Rover ama bunlara param yetmiyor şu anda. Aslında Z4 isterdim de. 87.000'im var. Yok, şu anda bütün paramı birkaç yarışta yapmam lazım. Yetmez. Bir de modifikasyon yapmak için de sonuçta biraz para ayırmam gerekiyor. O yüzden olmaz. Ne alabilirim burada? Mercedes alabilirim. M3 oynadık zaten. S5 de alabilirim ama yani böyle çok aile arabası moda olmasın. Şöyle, bence yeni arabamız Mercedes A45 AMG olabilir diye düşünüyorum. Drift'e yakın gözükmüyor. Race ve road olarak yakın. Yani şu anda bizim yaptığımız yarışlar zaten henüz drift yarışları başlamadı. Offroad da başlamadı. O yüzden bize uygun gözüküyor. Bunu alıp üzerine biraz oynama yapabiliriz aslında. Pazarlık payı yok mu ya bunun? 68.500 müdür son fiyat? Yani kardeş, biraz bir indirim, 65.000'e falan olmaz mı bu ya? Tabii ki olmaz. Ve evet, We want to use. Kullanmak istiyor musun? Tabii ki kullanmak istiyorum. Yeni arabamız Mercedes-Benz A45 AMG. Şöyle bakalım kullanmadan önce. Rengini falan değiştiririz. Kendinden spoiler'ı var. Jantları gayet güzel gözüküyor. Aynalarımız siyah. Kornamız. Sesine bakalım. Gayet iyi. Gayet güzel. Valla ufak tefek güçlendirmelerle ve modifikasyonlarla bize bol bol keyif verir gibime geliyor bu araba. Şurada garaj var. Garaja fast travel yapmaya gerek yok. Yakınım zaten. Hem arabayı denemiş olalım. Böyle bir artistik giriş. Vay vay vay. Evet. Şimdi yeni arabamız Mercedes-Benz A45 AMG. Bakalım nasıl modifikasyonlar yapabiliyoruz. Param kaç? Param çok az şu anda ama buradan araba değiştirebiliyoruz. Nasıl gözüküyor? Garajımda bir tane bu araba var zaten. Eski arabam. Tamam. Şimdi önce bir rengine bakalım. Ücretsiz bedava ne yapabiliyorum? Param çünkü çok az. Eski arabam bu renklerdeydi. Şimdi yeni arabam daha renkli bir şey yapalım. Turuncu olabilir, yeşil. Aslında güzel bir mavi olabilir. Şöyle bir mavi yapabilirim aslında ya. Dekallardan yine eskisinde olduğu gibi şöyle Türk bayrağımızı tabii ki koyalım. Niye olmuyor? Ha, konmuyor mu? Niye konmuyor? X'e basıyorum. Add decal. Evet, şu an yapamıyorum. Neyse, sonra bakarım. Aslında arka tamponum, jantlarım, ön tamponum gayet güzel ama bir bakalım neler var. Yeni bir save açalım şöyle. Şimdi
Body. Body de front wheel'larda jantlarım güzel, kaliperlerim de güzel gözüküyor. Sadece ebatını büyütebiliyor muyum? Change değil. Change yapmak istemiyorum. Zaten gayet güzel benimki. Rengi de iyi. Bu rengi... Yok, rengi de kalsın. Ebatını şu an değiştiremiyorum galiba. Ön tamponumuz. Bizimki böyle. Bu var, bu var, bu var. Ha, bak bu güzelmiş. Bu da güzel. Şimdilik paramızı bunlara harcamayalım. Sadece bakıyorum. Daha sonra buna vakit ayıracağım. Ama plakamı... Plakamı değiştireceğim. Yine BOM'a da yazacağım. Tamam. Arka tamponlara bir bakalım. İki tane gözüküyor. Çok da fark yok yani bizimkinden. Bunlar da aynı şekilde. Gayet güzel. Şu an side skirt olabilir. Ama AMG olduğu için zaten araba şu an yapılı halde geldi. Farlarda neler var? Renkli olmaz ya. Yana gitmez renkli. Izgara. Oo, bunu almam lazım. Bu güzel. Ne kadar? 1250. Bunu affetmiyoruz. Hemen alıyoruz. Izgaramızı değiştiriyoruz. Bu da aslında güzel olur. Bundan da splitter de alsak mı? Şöyle bir tane. Benimki nasıl şu an? Yok gibi bir şey. Arka nasıl? Şimdi bir de spoiler'ımıza bakalım. Yok, bizimki yine gayet güzel gözüküyor. Film camımız var mı? Hafif var, idare eder. Arka farlarda bakalım. Hafif koyulaştırsak olabilir aslında. Çok koyu. Şöyle mesela olabilir. 1500'e yapılıyor. Şimdi birazcık paramı saklayacağım. En azından neyim düşük? High speed'im, acceleration'ım ve nitrom fena değil. Power'ım düşük. Power'ımı 1.5'ten birazcık yükseltebileceğim bir şey var mı? 1.6 yapıyor bu. Crankshaft alırsam. Ama zaten bütün param da gidiyor. Ama alacağız tabii ki çünkü lazım. Biraz para biriktirdikten sonra gelip arabamızı daha da geliştirmelerini yaparız. Şimdi day olarak yeni arabamızla Mercedes-Benz A45 AMG arabamız. Sadece motoruna ufak bir geliştirme yaptım. Onun dışında standart haline yakın şu anda. Biraz para biriktirdikten sonra buna arabanın modifikasyonları görünümü için bir şeyler yapacağım. Zaman ayıracağım. Ama şimdi ne yapıyoruz? Ana bizi bekliyor orada. Ana'nın görevine giderim. Evet. Sokaklarda yeni arabamızla beraberiz artık. Asfaltı ağlatacağız bu arabayla. Yeni yarışlara hedefimiz hep birincilik, her zaman olduğu gibi. Ana bizi bekliyor. Şu anda ona doğru gidiyorum. Yalnız diğer arabaya göre hızlanışı da... Hop, aman aman aman, çarpma. Çizdin arabamı ya, çizdin ya. Neyse, nazarlık olsun. Şuradan. Şimdi Mercedes'lerin yeni kasaları çıktı ama oyunda daha yok. Tamam, polis. Şöyle arkasına gideyim. Trafik kurallarına uygun şekilde gidiyorum. Şeridimde. Kırmızı ışık. Oo, geçiyor. Ha, bu gece yarışı olarak katılabiliyormuşum buna ya. O zaman gece yarışına geçelim. Ve start diyelim. Yarışa girerken change car tuşu vardı. Yani her yarış öncesi girmeden önce arabamı değiştirebiliyorum anladığım kadarıyla. Bu da güzel bir şey. Bunun için hazır olsan iyi olur diyor.
Sana da merhaba dedim. Beni takip et. Tamam Ela, seni takip ediyorum. 350Z arabası. İnsanlar beni zaten tanıyor. Bu benimle ilgili değil. Yani bizim yarışımız olacak. Bu Enan'ın değil. Kendimizi kanıtlayacağız. Let's hope so. So, the Speed Boys. What's the deal? Well, you know Kenny. Kenny'yi tanıyorsun. Then there's Daryl. Bir de Daryl varmış. Ama yetenekli olduğunu söylüyor Daryl'ın. Göreceğiz. Daryl'la da kapışırız, diğeriyle de kapışırız. Hepsini de alırız. Kenny ve Daryl. Onlarla mı yarışacağız? Hadi bakalım. Sürprizleri hazırlıklı ol diyor. Bize sökmez öyle sürpriz müpriz. İleriden sol. Tamam. Şimdi yanlayarak dönelim. Artistik bir giriş olsun. İşte buradalar. Kornam da girdim. Kendimi tanıtacağım. Daryl'a, Kenny'ye ve onların diğer arkadaşlarına, sokak yarışçıları çetesine hepsine tanıtacağım kendimi. Kenny konuşuyor şu an. Siz ikiniz Speed Boys'u aklayabileceğinizi mi, yani yenebileceğinizi düşünüyorsunuz diyor. Ders vereceğiz size. Ena ile birlikte ama hedefim birincilik. Hadi bakalım. Kenny ve Daryl işte birinci ve ikinci sıradalar ama ben birinciliği almak üzereyim ve aldım. Şimdi biraz konsantre, bir gece yarışındayız. Kendimizi kanıtlamamız önemli. Ena, yavaş Ena ya. Metron var mı bu arada? Var. Dönüşlerime birazcık modifikasyon yapmam lazım, geliştirmeler yapmam lazım. Pardon Ena, pardon. Zamanını benle kaybetme diyor. Yani onlarla uğraş demek istedi. Bana çarpma diyor. Zaten isteyerek çarpmadım. Şöyle dardan alalım. Hayır. Uf. Vallahi ikinci sırada şu anda Ena var. Ha, dört kişiyiz zaten. Daryl ve Kenny de üçüncü, dördüncü sıralarda şu anda. Yeni arabamızla, Mercedes'imizle, Merso... Aman. A serisiyle AMG kasa birinciyiz şu an ama Ena geldi. Ena'ya yol vereyim. Daha yarışın devamına var. %40'ındayız sadece. Sakin sakin. Yalnız YouTube'un dibindeler ha. Vallahi nitro kullanmaya korkuyorum şu an. Bir kazada yapmam lazım ama dönünce kullanacağım. Şimdi nitro'yu bastı ve birinciliği aldı. Hadi bakalım. Onlar üstten gidebilir. Ben alttan gittim. Daryl'a yol vermeyeceğim. Kapadım önünü. %66'sındayız yarışın. Haydi konsantre bir şekilde şu yarışı alalım. Önemli bizim için. Kendimizi kanıtlama yarışlarından biri. %74 az kaldı. 4'te 1'i bitti. 4'te 1'i kaldı. Oh, zor döndüm be. 4'te 3'ü biz, 4'te 1'i kaldı. Haydi. İkinci sıra Daryl var. Ana'ya geçtiler. Vallahi geliyor. Sokak aralarında gidiyoruz. Buradan sol... Eyvah, çok yavaşladım ya. Nitro'yu basayım. Daryl geçecek yoksa benim. %91'i inşallah dümdüzdür bitiririz bu yarışı burada. Hadi bakalım. Finish çizgisini gördüm. Birincilik için Daryl sağdan sağdan gidiyor. Ama birincilik bizde. İşte konuşuyordunuz. Daryl, Kenny konuşuyordunuz. Ne oldu? Evet. Bakalım ne olacak.
Ena'yla birlikte 4 kişilik yarışa girdik. Ve ben birinci oldum. Ena zannediyorum 3. sırada tamamladı yarışı. Göstermedi onu. Keyifler yerinde. Aa, arabasını çekmişler Ena'nın. Aa, bu o herif değil mi ya? Oyunun başındaki. Bize puşluk yapan. Kimlik görmek istedi. Vera, huh? Is your vehicle? Bu senin aracın mı? Is there a problem, Evet, benim officer? aracım. Bir problem mi var, memur bey? See, we got a bunch of reports about a vehicle matching this description. Involved in illegal activity. Ice front. Yasa dışı aktivite içerisindesiniz gibi bir açıklama getiriyor. Bu gece neredeydiniz? Buradaydık. Sen, kimlik. Dipshit. Nice name. Got a car? Araban var mı? Yes, sir. Yes, officer. Evet efendim. Aa, evet memur bey diyeceksin. Where is it? Çok uyuz oldum buna. Over there. Sen göreceksin dostum. Sen göreceksin. Nice. Oh, yine arabamı beğendi. On my way. Keys. Why do you need Shh. Keys. Anahtarları istiyor. Ulan show, seni yazdım lan. Seni yazdım show. You got 10 days. We crush it. I think it's 10. Might be less. Geri almak istiyorsan 10 günüm var deyip kimliği yere attı. Ena'nın arabası gitti. En az 10 gün sonra alabilecekmiş. Ena gel, ben seni gezdiririm ya. Just take me home. Üzülme ya. Dünyanın sonu değil. O şova göstereceğiz biz gününü. Merak etme. Gel, benim arabamda mısın? Neredesin? Drive Ena home. Ena'yı eve bırak. Görevimiz şu anki götürelim. Çok üzüldü garibim. Arabasını aldılar. Ama evi yakınmış 1 kilometre ötede. Sen iyi misin? Arabamın içindeyken güç bende diyor ama arabasına çok bağlı Ena, o yüzden çok üzgün şu anda. Onlar şu an arabamın gücüne sahipler ama ben değilim diye üzgün bir şekilde eve götürüyorum onu. Ama dünyanın sonu değil Ena. Getirdiğin için teşekkürler, sonra görüşürüz dedi. Şöyle bırakalım. Evet, ilk gecenin sonu bir hikaye görevi yerine getirdik. Kendimizi kanıtladık diğer sokak yarışlarına ve şimdi haberler. Just when it appeared the street racing problem might be under control, late last night a swarm of racers took to the streets and caused thousands of dollars in property. Binlerce dolar zarar verdiğimizi şehre, sokaklara belirtiyorlar. Kontrol altlanması gerektiğini bahsediyorlar. İşte Mercer. Now more than ever. This act was unforgivable. Bu affedilemez. Ve size söz veriyorum. Kendi gücümce, yetkilerim dahilinde her şeyi yapacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım ve bunun tekrar olmasını engelleyeceğim. Buna izin vermeyeceğim diyor. Şimdi bu polis memuru şovu nerede buluruz? Bir an ona taktım kafayı. Polislerle başımız belada ya. You don't miss it? Nah. Give me that. Şunu uzatır mısın? Anna said you were good. Enough to get into the league. Why'd you quit? Anna, senin lige katılmak için yeterli seviyede olduğunu söyledi. Sen neden lige katılmıyorsun? Neden terk ettin bu ligi? More than just losing your crew. Belli ki bir şeyler olmuş bu. Katılmıyor artık yarışlara. You know, after last night, Lucas. I am amazed she hasn't come to Bray. Yeah. Tired, I guess. Yeah.
Eğer vaktin varsa senin için bir şeyim var. Benim eski bir dostum. Onunla görüştürecek bizi. Hadi bakalım. Sen o arabayla uğraşa dur. Biz de bahsettiğin kişiyle görüşmeye gidelim o zaman. Evet, az da olsa bir param birikti. Şunu almıştık. Bir de şuradan ne bu? Süspansiyon alabilirim. Race süspansiyon. Brakes, tires, lastiklerde ne var? Onlar takılı zaten. Diferansiyel. Bunlar şu an beni arttırmıyor. O yüzden ben yine motoruma bir geliştirme yapacağım. Oo, çok iyiymiş. Acceleration ve high speed'imi arttırıyor. Bunu alayım. Tamam. 182 oldu arabamın level'ı. Şimdi map'e bakalım. Map'te yeni yarışlar varsa birkaç yarış yapalım bence. Şurada bir tane yeni var. Güzel. 13.180 istiyor recommended level. Vay. Burada da bir şeyler var yine. Bak 23.000 dolar veriyor. Bunu yapalım. Şuraya fast travel yapıp skitli ya yapamıyorum. Şurada bir tane yeni var. 23.000 veriyor bu da. Bunlar iyi. En yakın nereye fast travel yapabilirim? Bu arada bir dakika. Şurada bir görev daha olması lazım. Bu kilitli bu da. Niye kilitli bu? Gece mi yapılıyor acaba da? Yo. Şimdi şuraya fast travel yapıp bir iki tane 23 bin dolarlık yarış var. Hızlıca o iki yarışı kazanabilirsem 46 bin dolar demek. Bayağı bir geliştirme yapabilirim yeni arabama. Ondan sonra da birkaç gece yarışı yapıp reputation kasalım. Şimdi haritamızı açalım. Şurada bir tane yarış var. Hızlıca ona gidelim. Burada Wayne'e gitmemi istiyor. Wayne'le buluşup ondan yeni bir teknik öğreneceğiz. Yani yeni bir teknik dediği acaba ne oluyor? Keşfederiz. Bence drift vesaire gibi bir yeni özellik, yeni bir yarış tarzı bize gösterecek olabilir. Ama iki yarış yapıp böyle gideceğim ona. 210-220 km rahat rahat çıkıyorum bu arabayla. Kim tutar be? Kim tutar be? 230 km'ye kadar çıktım. Ve anlayarak mükemmel bir dönüş. 129'da geçmem lazım. Şuradan geçeyim bari. Güzel. Bunlar da küçük küçük ara görevler. Böyle seyir halindeyken atlama, zıplama görevleri, hız görevleri. Bunları da yapabiliyoruz. Şimdi yarışa geldim. Bu arada elimde biraz alışıyor arabaya. Kullanıyorum yağmurda. Circuit Race 23 bin dolar ödülü var. Giriyorum. Karla karışık yağmur var. Renk güzel oldu ya arabanın. Ön ızgarası falan. Beğendim, hoşuma gitti. Yan marş piyerler ve ön tamponları yapınca çok daha güzel olacak. Evet, paraya ihtiyacımız var. O yüzden para için, 23 bin dolar kazanmak için yeni bir yarıştayız. Şöyle aralarından. Oh, crash fena değil. Hadi be, kaçırdım şeyi. Saydı mı? Saymış ya, boş boşuna geri döndüm. Şu an sonuncuyum, 8.'yim ama yarış uzun. Bakalım, görelim ne kadar yetişebileceğiz. Bir hatayla başladım. Daha doğrusu hata yaptığımı sandım ama aslında geçmişim checkpoint'ten. Deniyorum, şansımı deneyeceğim. Ona yer verin, ona yer verin.
İkinciliğe kadar aldım ama birinci biraz fark açmış durumda. Crash belliydi zaten, onunla kapışacağım. Şimdi Crash'e yetişmeye çalışıyorum. Yetiştim orada. Uzak değil. Daha yarışın 5'te 1'indeyiz. Bekle lan Crash, geliyorum. Bekle beni. Aa, niye dönmedi yarım? Dönüşlerde biraz problemim var ya. Bir dahaki geliştirmeyi dönüşlere yapacağım. 100 metre mesafeyi koruduğumuz sürece yarışın sonuna kadar şansımız var. Nitro'ya basalım. Belki bu düzlükte yetişiriz ona. Şöyle önden bakalım arabaya bir de. Geliyorum oğlum, geliyorum. 260 kilometre ile geliyorum. İkinci lapa girdik ve ben çok hızlıyım şu an. Crash'e yetiştim. Bu virajda dıştan içe kırarsak, işte burası bir hata yaptım viraj. Alabilirdim ama almadım, alamadım. Sonraki virajlara kaldı birinciliğimiz. Yarısına yaklaştık yarışın. Hadi, haydi oğlum, haydi. Almalıyız bunu. 23 bin dolar iyi para. 100 bin lira iyi geçer. TL olarak. Tabii TL'nin hiçbir anlamı yok şu an bizim için ama ben niye böyle bir kur çevirisi yaptım onu da bilmiyorum. Doların 6 olduğunu düşünürsek şu an 120 bin TL'den daha fazla bir ödül var birinciye. O deminki düzlükte bu sefer geçeceğim. Daha yakınım. 50 metre. Demin 100 metreydi. Şu an 50 metre mesafemiz aradaki. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. Yanlayınca biraz hız kaybediyorum ama işte bu düzlük. Bu düzlüğe hızlı girersek nitro ile burada alırız birinciliği. Hadi oğlum. Sonra da hata yapmamam lazım. Haydi işte bu, hadi, hadi. Ve birinciliği aldık. Şimdi son tura girerken şu dönüşü... Allah. Yol verme, yol verme. Bravo. Ah, dışarı uçtu. Crash dışarı uçtu, bunu değerlendirelim. Evet, 130 metreye kadar da çıkarma fırsatım oldu. İyi ki vurmuşum. Devam, dümdüz yukarı hadi. 140 metre, güzel. Az kaldı. %80'ini bitirdik yarışın. Neredeyse. Ve 200 metrede fark atmış durumdayım ikinciyle aramda. Valla hataya yer yok. 23 bin dolar. Arkamı da kollayayım şöyle. Allah, bu yarış alırsak yeni arabamızla, Mercedes'imizle 2'de 2 yapmış olacağız. İyi bir başlangıç. Son tur bitiyor artık, az kaldı. Yaklaştı. Ama daha düzlük var önümde. O düzlükte farkı açabiliyorum ben. İşte bu düzlük. Nitro'yu bastı. Ve yarışı bitirmeye doğru gidiyoruz. Geliyor ama ya. Vallahi inandı o da. Son 500 metre. Finish çizgisi göründü. Ve işte birincilik geliyor. Birincilik geliyor. Zorladı. Crash fena değil. Güzel zorladı beni ikinci olarak. 5 dakika sürmüş yarış. Tam 5 dakikada bitirmişiz. 23.625 dolar bizim. Şimdi yakında bir tane daha böyle bir yarış var. Hızlıca onu da yapacağım. Ondan sonra da Wayne'le buluşmaya gideceğim. Neredeydi? Şurada bir yerde. Giderken şunu da açalım yol üstünde. Buradan sol. Şimdi 160 level giriş sınırıydı bunun. Birazcık zorladı yani. Biraz zorladı. Çok değil ama. Şimdi bundan sonra gireceklerim 180 level istiyor. O yüzden arabama biraz geliştirme yapmam gerekecek.
hızlıca şu yakındaki safe house'u açalım ki fast travel, hızlı erişim yapmak istediğimiz zaman hızlı seyahat yapabilelim. Boşuna boşuna dolanmak zorunda kalmayalım etrafta. Evet, şurayı açalım. Açıldı kilidi. Paramparça ettim, her yeri dağıta dağıta gidiyorum. Şimdi diğer yarış... Bu mu Vayne? Ha, buradaymış bu zaten ya. Tamam, hem de 120 istiyor, bunu da yaparım. Önce şu yarış yapacağım. Sonra da bu campaign mission, hikaye görevini yapacağım. I just thought you two being a crew now, you might be hanging together. Not all the time. She ever tell you what happened to her last crew? Yeah, she couldn't take the pace. Yeah, something like that. You watch your backs out there, okay? Yeni arabamızda 3. yarışımız. Gündüz yarışları yapıyorum. Birazcık para biriktiriyorum ki geliştirmeler yapabilmek için. Daha sonra hikaye görevi ve daha sonra da reputation kasmak için gece görevlerini yapacağız. Gece yarışlarına katılacağız. Rare Bear görevin, yarışın adı. Tamir ihtiyacım mı? Repair ihtiyacım var mı? Yok. Ooo, güzel arabalar var ya, şu öndeki çok güzelmiş. Keskin bir dönüşle başlıyor yarış. Şöyle çarparak destek alalım. Güzel. Hadi bakalım. Birinciliği ele aldık. Birincilik bizde. Vermezsek yine bir, galiba bu da 23.000 dolar ödüldü. İyi bir para ödülüyle bu yarıştan da ayrılırız. Roadkill. Arkamda ikinci sırada. O bayraklara, pembe bayraklara değmem. En azından arasından geçmem lazım. En azından değmem lazım. O yüzden bazı dönüşlerde kestirmeleri kullanamıyorum. Roadkill ikinci, ben birinciyim. Ozzy üçüncü, Dante dördüncü sırada. Şurada bir nitro basalım. Yokuş aşağı. Hemen çünkü götümün dibindeler. İyi bir dönüş. Evet. Yarışın 5'te 1'i bitti. %20. Devam. Yüzüklerle biraz fark açmam lazım ama yok, açtırtmıyorlar. Açtırtmıyorlar, o yüzden kaza yapmamam lazım. Ensemdeler vallahi, ensemdeler. Ama çok iyi gidiyoruz. Nazar değmesin. Şurayı da aldık virajı. İkinci sırada roadkill vallahi fena geliyor. Korkutmuyor değil ama bomada plakamızda. Bu yarışı vermeye hiç niyetim yok dedim ve saçma sapan bir dönüş. Oo, Ozzy geldi. Roadkill'le dibimde. Aynen. Vallahi turbo sesini duyuyorum. Pıs pıs diye bırakıyor. İkinciyiz. Yarışın %40'ı bitti. Devam. Arkamda Roadkill, önümde Ozzy. Kıyasiye bir mücadele var. Biraz zorlu bir yarış. Ama şu virajı iyi alırsak, evet, fark kapadık. Hadi oğlum hadi. Hadi. Biraz daha güçlendirmiş olsaydım motorumu daha rahat olurdu ama. Şurada bir nitro bassak virajda alır mıyız bunu be? Virajda dönüşte alır mıyız? Yok, alamadım. Çok güzel arabası öndekinin ya, Ozzy'nin. Ama zorlamaya devam. 30 metre. Bu fark böyle koruduğum sürece her an birinciyi alma ihtimalim var. Aynı şey roadkill için de geçerli. O da benim arkamda. Gerçekten bu yarış kıyasıya bir mücadeleye tanıklık ediyoruz. Hadi oğlum, hadi oğlum. Açıktan da olsa high speed'de daha iyi olduğumuzu kanıtladık. Ama virajda da içeride gidiyor. Gerçekten şu an zevkli. Şu an güzel. Son tura. Virajda birinciyi alarak girdik. Ozzy ikinci sırada, Roadkill üçüncü sırada. Şu dönüş önemli. Burada vermiştim birinciliği. Bu sefer vermedik. Ama tehlikeli yani, şu an geliyor.
Ben arabamdan memnunum. Arabamı sevdim. Sadece dönüşlerinde bir tık geliştirme yaparsak virajları daha rahat alacağım. Biraz fren yapmak zorunda kalıyorum. Yanıyor. Güzel. 50 metre önündeyiz hala. Çok iyi. %81. Haydi çok az kaldı. Şu virajı da iyi alalım. Burada nitroya basalım artık. Hadi. Vallahi Ozzy nefesini ensemde hissediyorum. Ama birinciliği vermeye hiç ama hiç niyetim yok. Yeni arabamızla, Mercedes-Benz A45 AMG arabamızla 3'te 3 yapmak uğruna 220 km ile finish çizgisine doğru gazlıyorum. Son 500 metre, şu virajı da iyi alırsak bu yarış bizimdir. Bakayım, yok, güzel, fark 100 metre kadar çıktı. Nitromuz boşa gitmesin. Ve işte birincilik geldi. İşte birincilik geldi. Zannediyorum buradan da 23 bin doları aldık. Bakalım. Bu da 5 dakikalık bir yarış neredeyse. 4.48, 23.625 dolar. İki yarışta görüyorsunuz yaklaşık 50 bin dolara yakın para toparlamış oldum. Bayağı bir geliştirme yapacağım. Ama yapmadan önce arabamın yeterli olacağını düşündüğüm hikaye görevine gidiyorum. Bize Wayne'le buluş demişti. O sana yeni bir teknik gösterecek demişti zannediyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden şuradan sol. Buradan sağ ve hikaye görevinden devam ediyorum. Kaç? 161 yaptım. Tamam. Nerede? Nereye istiyor ya? Oraya gidiş nerede? Zıplama görevlerini görüyorsunuz bu arada. Heh. Let it slide. Zannediyorum bu drift ile ilgili bir quest olacak. Bize drift öğretecek olabilir diye tahminde bulunuyorum. Bakalım şimdi. Evet. Bir drift video kaydı izliyoruz şu an. Biz drift'te doğuştan yetenekliyiz. Haydi bakalım. Ama bu arabayla mı yoksa BMW M3'le mi yapsak? Lucas'ın arkadaşısın sen değil mi? Benimle buluşmak istediğini söyledi. Never has been. I'm into how well you can handle the car, not how fast. Jump in the passenger seat. Let me show you what I mean. Evet, yarışla işi pek yok bunun. Daha çok driftle işi var. Onu gösterecek şimdi bize. Okay, let's give it some gas. Şu an o kullanıyor, ben kullanmıyorum. Start the drift, slam on the gas once and steer. Then back on the gas quick to maintain. Let's go again. Slam on the gas and steer. Gaza bas. Tamam, drift yapmayı öğretiyor bize. Gaza bas ve direksiyonu kır diyor. Bir kere bas ve kır diyor. Tamam, öğreniriz bunu. Sıkıntı yok bunda. Güzel yanladı ha. Şimdi bana gösteriyor. Bakalım. Oldu ama biraz şeyin pistten dışarı çıktım valla. Bir daha. 5 tane istiyor, bir tane yaptık. Bu. Elimi gazdan çekiyorum. Bir kere basıp direksiyonu kırıyorum. Şimdi gazladım. Tek basış ve kırdım direksiyonu. Bu. Bunu istiyor. Daha güçlü bir arabayla daha güzel olacaktır. 4. Bir tane daha lazım. Şöyle yapalım. Bir de bu tarafa kıralım. Şöyle bitiriş. Steer into the corner and hit the gas for more slide. Steer out and ease off the gas for less. Another try. Ha, 1.5 saniyelik. Drift istiyor. O zaman biraz hızlanayım. 1. Nice control.
3 tane daha bundan. Hadi bakalım. O pistin dışına mı çıktı? Bir dakika, ben geri döneceğim buradan. Uçmayalım. Şuradan. Biraz hızlanmam lazım. Önce hızlanacağım. İşte şimdi burada... Tamam, oldu. 2, 3, 2 tane daha. Daha güçlü bir arabayla onu sürekli hale getirebilirim. Yani yaptım, bitmeden diğer viraja girmeliyim. Earn 1000 points. 5 drift'te 1000 point kazan diyor. 1000 puan. Hadi bakalım. Ben bir kere de yaptım. 1000 puan dedi, 5000 puan kazandım. İşte bu. Böyle. Bir taneden sonra ikinciyi getirmem lazım ki çarpı 3 oldu. Bakın bonus yükseldi. Bitti. Daha iyi olabilirdi bana göre ama onun için yeterli sayıldı. Ha, yarış mı yapacağız? Düel, evet, biriyle yapıyorum. Ama onun arabasıyla. Hadi bakalım. Kaç puan istiyor benden? Göster bakalım neyin var neyin yok. Hadi bakalım oğlum. Şuradan ilkinde güzel bir dönüşle başlayalım. Bravo. Bu düz yolda yapabiliyor mu? Hızlanmam kesiliyor. Gerek yok. Hızlanıp bu virajlara girmek daha mantıklı. 40 binmiş hedefimiz. Daha biz ilk virajlarda 12 bin yaptık bile. Kötü oldu. Ama daha ilk laptan 31 bindeyiz. Çok rahat 40 bine geçeceğiz. Hadi oğlum be. Güzel. Yarışın %50'si bitti. Biz neredeyse tamamladık. Bu sefer şov için daha hızlı dönüşler yapalım. Kendimizi kanıtlamak adına belki 100.000 yaparız. Ne dersiniz? Neden olmasın? Bence 100.000 yapmalıyız. Bize yakışan bu olur. Tam gaz giderken viraja girdiğim zaman gazı bırakıp tık bir daha basıyorum. Ve gaza basmaya devam ediyorum. Bu şekilde. Kaç oldu? 75.000. Hadi 100.000 için. Hadi 100.000 için, neden olmasın. Son mu burası? Son. Bitti. 80.000'e yakın bir puan. Bizden istediğinin iki katı. Güzel güzel. Buna kendi arabamızla iyi bir drift güncellemeleriyle, geliştirmeleriyle çok daha iyi. Özellikle drift lastikleri almamız lazım. Çok daha yarışlar çıkarırız bence. Şimdi bu da bitti. Drift arabamızı bizim M3 mü yapsak acaba? Şurada bir yer var, bu ne? Bakalım. Yani drift trial, onu yaptım zaten, tamam. ...182 benim arabam. Bu 200 istiyor drift trial. Bunu şu anda yapmayacağım. Şimdi bir garajımıza gidelim. Arabamızın birkaç geliştirmesini yapalım.
Garaja girelim. Evet, 66 bin dolar param var. Gayet iyi. Performans olarak önce şu arabaya birazcık daha performans katacağım. Bu neymiş? Engine, exhaust. Evet, çok iyi, bunu alalım. Şöyle bir egzoz aldık. Turbo alabiliyor muyum? Kendine var zaten. Nitron var. Stok. Stokta drift süspansiyonu alabiliyorum mesela, drift yapacağım zaman. Bakın, bu çok iyi olacak. Şimdilik ben race süspansiyonu alacağım. Çünkü drifti, öbür arabayı drift yaparım diye düşünüyorum. Fren. Frenim var mı benim? Var. Sport zaten. Lastiklerde de drift lastikleri var artık. Bunlardan almam gerekecek. M3 aç alırız yine. Diferansiyelde bir tane takalım, standart olmasın. Ha, pasif bir tane özellik açılmış. 10.000 dolara satılıyor. Alabilirim. Item dedi. Polis radarlarının beni daha zor bulmasını sağlıyormuş. Alın, yani alınabilir. Şu anda çok acil değil ama daha çok param olduğunda ve 10.000 dolar böyle haybeye kullanacağım zaman alabilirim. Of, bu da çok iyi. 194'e çıkarıyor arabamı. Evet, güzel oldu. Vallahi şu an baya baya iyi durumda arabamız. Başka alabileceğim bir şey kaldı mı bakalım. Şuradan customization'dan şunu alalım ya, bu güzel. Birazcık görselle önem verelim. Ben tampon orijinali güzel aslında ama şu da gayet güzel aslında ya. Şöyle yapalım. Yan marş piyer alalım bir tane. Izgara aldık zaten. Yan marş piyer olarak şunu alsam mı almasam mı ya? Çok da fark yok. Gerek yok buna ya. Arka tamponda gerek yok. Şunu belki alırız. Bakayım. Yok ya, benimki orijinali şu anda en güzeli yani. Aynalarda neler var? Bu ne ya? Çok kötüymüş. Çok çok. Benimki çok güzel. Aa, şeye bakmadık. Kaput. Heh. Evet, bunlar güzelmiş. Şunu mu alsam, bunu mu alsam? Düz olmayacağı kesin. Bu olsun. Bunu beğendim. Şu paint kısmında karbon krom var. Karbon olabilir bu araba aslında ya. Ama tek renk mi oluyor karbon? Evet. Bir tık koyulaştıralım o zaman bence rengini. Brightness. Pardon, bu değil, bu değil. Şöyle. Ne oluyor ki şu anda acaba? Metalik krom. Yine metalikte kalsın. Ama bir tık rengini şöyle koyulaştırayım diye düşündüm. Ya da başka renk mi yapsam acaba? Güzel bir yeşil de yapabilirim aslında. Turuncu da güzel. Gri, beyaz. Maviden vazgeçmeyeceğim. Bu arabayı mavi başladık, mavi devam etsin. Şöyle. Decal niye yapamadım? Ben onu anlamadım ya. Add diyorum, eklemiyor. Vallahi burada anlamadım ya niye eklemediğini. Neyse. Evet, kaydedelim ve Need for Speed Heat serimizin 4. bölümünü burada sonlandıralım bence. Çünkü yeni bir araba aldık. Mercedes-Benz A45 AMG.
Bazı geliştirmeler yaptık. Motoruna, işte süspansiyonlarına olsun. Arabamızın level'ını 194'e kadar çıkardık. Aldığımızda 180 mi 160 civarıydı galiba. İşte bazı tampon değişiklikleri, işte kaput değişiklikleri falan yapıp görselini geliştirdik. Şimdi drift modu açıldı oyunda. 5. bölümümüzde, bu Need for Speed Heat serimizin 5. bölümünde bir önceki arabam olan M3'ü veya belki yeni bir araba almaya karar verebilirim. Yeni bir araba alıp onu drift arabası. Bunu yarış arabası, race arabası olarak kullanmayı planlıyorum. Diğer ikinci arabamız da ya bu bizim kullandığımız M3 olabilir veya ondan sıkıldık başka arabaya geçelim de diye düşünebiliriz. O zaman yeni bir drift arabası alabiliriz. Yani ucuz arabalar var. Şu an para mı yeteceği bile arabalar var. Bir tane Amerikan alabiliriz mesela. Onu drift arabası olarak geliştirip parçalarını drift parçaları kullanıp sadece drift yarışlarına onu kullanabilirim diye düşünüyorum. Keyifli olacaktır. 4. bölümü burada sonlandıralım. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Yorumlar kısmında benimle yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Eleştirileriniz, tavsiyeleriniz varsa lütfen benimle yorumlar kısmında paylaşın. Kanalımıza da abone olursanız bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açarsanız biz video paylaştığımızda size bildirim olarak düşecektir. Ve kolaylıkla erişim sağlayıp izleme fırsatınız olur. Bir sonraki videoda 5. bölümde Need for Speed Heat serimizde görüşmek üzere. Sevgiler, sağlıcakla kalın.